Şimdi zekat gibi, fitre gibi olaylarda yani geçerli olabilmesi için temlik şartı vardır. Temlik ne demek? Ben sana bunu, bu meblağı, bu metaı, efendim bu gıdayı, bu ürünü, bu maddeyi ne yapıyorum? Sana teslim ediyorum demektir. Peki ben ona kayıtsız şartsız teslim ettikten sonra ben yükümlülükten kurtulmuş oluyorum. O ister borcunu öder, ister ihtiyaç duyduğu bir ihtiyacını giderebilir. İsterse başka şekilde kullanabilir. Yani burada biz efendim onun şununu yapmak, onun bununu yapmak şeklinde değil. Temlik yapalım, teslim edelim, hesabını aktaralım, eline verelim veya bir aracı vasıtasıyla ona gönderelim. O ne yaparsa yapsın. Borcunu ödesin, ihtiyaç duyduğu başka bir şey alsın. Şimdi biz peki onun adına borç ödemek, onun adına bir başka bir iş yapmak. Burada zekat ve fitre açısından aslında biraz sanki şartlı, kayıtlı bir şey vardır ki tam temlik oluyor mu? Riske sokmamak için ne yapmaktır? Efendim, onu teslim etmenin, onun hesabını aktarmanın en isabetli yol olduğunu düşünüyorum. O aldı teslim aldı mı? Teslim teselüm gerçekleşti mi? Zekat ve fitre yerine gelmiştir. O aldıktan sonra ne yaparsa yapsın.